1994'ten beri bu cemevinde karınca kararınca hizmet etmekteyim ve 6 yıl olacak Mart'ta bu cemevinin başkanlığını yapıyorum. Şimdi cemevlerinin sıkıntılarını birçok arkadaşlarımız bilirler. Böyle bir davete her zaman belediyelerimizin yapmış olduğu davete katılırız. Biz de belediye başkanlarını davet ederiz. Ama ne yazık ki bu davete gittik fakat bir sürprizle karşılaştık. Tabii kazanın başına gidene kadar bizim kazanın içinde nasıl bir aşırı olduğunu bilmiyorduk. Önce sohbet ettik ve bu sohbetimizde de başkana biz bizzat bazı arkadaşların söylemediği şeyleri söyledik. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ismini köprüye koyuyor. Anakent Belediye Başkanı'nın Sivas katillerinin avukatlığını yaptığını bile bile bu vaziyette onu getirip Büyükşehir'e belediye başkan adayı yapıyor, belediye başkanı yapıyor. Ve biz bunları karşısındayız. Bunlar yanlıştır. Biz bunu kabul etmiyoruz dedik Sayın Başkanım. Durum bundan ibaret. Yani biz bu tür şeyleri konuştuk. Ve kazanın başına gittiğimizde de kapak açıldı, kazanın kapağı açıldı. Biz de resimde de belli ki şaşkın bir şekilde baktık kazana. Ve narlarla bir Türk bayrağı yapmışlar. Şimdi belediyelerin cemevlerine ya da cemevlerinin belediyelerin davetine gitme zorunluluğu vardır. Biz gideriz. Çünkü bu bölgenin belediyesidir. Avrupa'da arkadaşlar çok rahat konuşurlar, çok rahat anlatırlar. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de belediyeyi desteği almayan hiçbir cemevi yoktur. Bize satılmış diyorlar, bize koltuklarına yapışmış diyorlar, bize işte belediyeden şunu yapıyorlar, milletvekili. Ya böyle şeyleri bizim hiçbir yani alakamız yok, konularla yok. Ama biz kendi bölgemizdeki belediyelerle halkımızın menfaatlerini korumak için mecburuz onlarla diyaloglarımızı kurmaya, gidip gelmeye, onların davetine katılmaya. Biz AK Parti'nin il başkanı davetine katılmamışız. AK Parti'nin cumhurbaşkanı davetine katılmamışız. AK Parti'nin milletvekili davetine katılmamışız. Normal kendi bölgemizdeki belediye başkanı davetine katılmışız. Yani bizi bu kadar yıpratmaya çalışan, bu kadar ezip dökmenin ne anlamı var? Biz gittik orada, açtık kapağı, çıktı. Şimdi orada şaşkın bir vaziyette ne yapacağız? Ve aşureyi dağıtmaya devam ettik. Ama biz bunu da söyledik. Başkanım bu hoş olmamış. Niye bayrak koydunuz? Ya ustalar yapmış, bir şey olmaz. Güzel görünüyor dedi. Bu aşure hepimizin aşuresidir dedi. Ve biz dağıtmaya devam ettik. Evet, Türkiye dünyada aşure yalnız Alevilerin aşuresi değil. Buna kimse karşı da gelemez, kimse engel de olamaz. Bütün dünyada aşure yapılıyor. Ama biz normal yaparız, öbürleri farklı yapar, öbürü isim yazar, öbürü gül koyuyor. Bir sürü aşureler var, yazıyor isminde. Açık ve net, dürüst bir şekilde biz bunu sayfamızda da paylaştık. Çünkü başkalarından göreceğini bizden görsünler dedik. Ve yanlış bir şey değil. Bugün belediye başkanı davet etse, belediye başkanı davet etse, dikkatini çekin, belediye başkanı davet etse ben davetine yine katılırım. Çünkü bir cemevi başkanı olarak halkın sorunlarını ben onlarla gideriyorum. Yüzlerce sorunlar oluyor halkın, vatandaşın iş sorunu oluyor, okul sorunu oluyor, yiyecek içecek sorunu oluyor, yakacak sorunu oluyor. Hacı Bektaş'a, Sivas'a, Maraş'a, etkinliklere, Abdal Musa'ya biz kimlerle gidiyoruz? Mecburen bu belediyelerle gidiyoruz. Bu belediyelerin de davetine katılmak zorundayız. Kim ne derse desin. Türkiye'de cemevleri belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor. Bunu inkar etmek çok yanlış olur. Dik duruyoruz ve dik durmaya da devam edeceğiz. Toplumun menfaatleri ne gerekiyorsa o menfaatler için biz çalışacağız. Ama yorum yapan arkadaşlara ben şöyle sesleniyorum. Biraz insaflı olun, el insaf. Ok Meydan Cemevi Türkiye'de biliniyor. Ne iş yaptığını, kimlerle çalıştığını, her alanda, her katliam yapılan yerde, anmada olmadığımız bir yer yoktur. Gitmediğimiz bir yer yoktur. Bizi iyi de tanıyanlar var ama demek ki meyve veren ağaç taşlanıyor. Bizi de taşlıyorlar. Canları sağ olsun. Ama biraz seviyeli taşlarlarsa biz Yezid değiliz. Bize Yezid diyenler Yezid'dir. Biz düşkün değiliz. Bize düşkün diyenler düşkündür. Kurum olarak davet edildik ve özellikle de bizim Eren Dede'nin lokma duasını vermesini istediler. Burada da nezaket gösterdiler. Eren Dede dua versin dediler. Eren Dede lokma duası verdi. Şimdi burada hem 72 millete aynı nazarla bakarız. Hem bizim için fark etmez diyoruz. Cemevimizin kapısına yazar benim Kabe'm insandır diyoruz. Efendim işte hoşgörülü olalım diyoruz. Birlik beraberlik içinde olalım diyorum. Barışla yaşayalım diyoruz. Fakat
Öyle bir şeyle karşılaştık. Olmayacak hakaretlere uğradık. Günahtır, yazıktır. Biz gidip de onlara aman siz ne diyorsanız onu yapalım, şunu yapalım. Bazı Alevilerin yalakalılık yaptığı gibi biz yapmayız. Biz hiçbir zaman Yezid'in sofrasına gidip oturmamışız. Biz 12 gün orucumuzu tuttuk. 12 gün sonra salı günü herkes dünya alem biliyor ki 3. gün aşuremizi yaptık. 13 bin kişilik aşure yaptık. Burada dağıttık. Güzel bir şekilde konuşmalarımı da videoda izleyebilirler. Benim yaptığım konuşmayı belki hiçbir cemevi başkanı konuşmaz onu. Hükümete vurmayı, cumhurbaşkanı vurmayı, eğitimle ilgili yaptığım konuşmayı bir de dinlesinler. Biz dik duruyoruz. Yani bu sürpriz oldu, karşımıza çıktı. Ama bu kadar hakaretleri hak etmiyoruz. Biz hiçbir zaman devlet yanlısı olmamışızdır. Kendi toplumumuzun menfaatleri için ne gerekirse onu yaparız. Ve dik duruyoruz. Burada hiç bilmeyen, bizi tanımayan, efendim bizi bilmeyen insanların böyle çirkin hakaretlerle bize vurması çok yanlış bir şey. Bu adamlar bir gün ne Uğur Mahkemesi'ne katılmışlardır, ne Uğur'un anmasına katılmışlardır, ne Uğur'un yemeğine katılmışlardır, ne Berkin'in yemeğine katılmışlardır. Bunlar sosyal medyada yazan insanlardır. Ben eleştirilerine saygı duyuyorum ama böyle eleştiri olmaz. Yazar ya da telefon eder, niye katıldınız, nedir bu diye sorarlar. Böyle bizi birden Yezid yerine koymak, bizi işte düşkün ilan etmek kimsenin hakkı haddi de değildir. Eleştirsinler, seviyeli eleştirsinler, sorsunlar. Ben eleştiriden sıkıntı duymuyorum, zevk alırım. Niye? Yanlışlarımı düzeltmek için bazı şeyler çok güzel olur eleştiriler. Ama çok ağır eleştiriler. Belki Alevi olmayan bir adam bana düşkün diyor. Belki Alevi olmayan bir adam o yazıları yazıyor. Bana Yezid diyor. Yani bunlar çirkin şeyler. Buna engel olacak bir tane vatandaş da görmedik. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Bunu bir araştıralım, bakalım. Ondan sonra bu cemevi başkanını, cemevimizi şey yapalım, eleştirelim. Ya bizi eleştirmek değil, bu toplumda şimdi farklı bazı insanların ön plana çıkarmak için yapılan bir şeydir. Bazıları kendilerini bataktaydı. Bataktan çıktıktan sonra bu tür işlerle kendilerini ön plana çıkarıp halkın tekrar gözünde kahraman eden insanlar. Yani bunları da biliyoruz. Biz buradayız. Ok Meydan Cemevi burada. Gelsinler. Niçin katıldığımızı, sizin sorduğunuz gibi niçin gittiğinizi bize söylesinler. Biz de cevabını verelim. Ama yazıktır arkadaşlar. Böyle çirkin eleştirileri biz hak etmiyoruz. Ve hiçbir zaman da hak etmedik. Biz mücadelemiz, çalışmalarımız Alevi sorunlarla ilgili. Dergahlarımızla ilgili, toplumumuzla ilgili. Biz yıllardır bunu yapıyoruz. Ama bunun aksini söyleyen, bunun aksini söyleyen başka bir arkadaş varsa, bizim birilerinin sofrasına oturduğumuzu görmüşlerse, birilerine yalakalık yapmışsak, yaptığımızı gördülerse, bunu söylesinler, onu deşifre etsinler. Ama biz gayet sakin, güzel bir şekilde davete gittik. Bir gün önce de Şişli Belediyesi'nin daveti vardı, gittik. Gideceğiz, kendi bölgemizin belediyesi, kendi insanlarımız o belediyelerde çalışıyor. O belediyelerde maaş alıyor, o belediyelere vergi ödüyor. Emlak vergisi ödüyor, konut vergisi ödüyor, iş yeri vergisi ödüyor. Yani bizim o belediyelerle kavga olmamız halka bir fayda sağlamaz. Bir şey de getir kazandırmaz. Biz gittik, öyle bir şey oldu. Ne yapalım oldu şimdi? Biz kazanı açtık, bununla karşılaştık. Biz ırkçı değiliz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bayrak Türk bayrağıdır. Ama Türk bayrağının aşurenin üstünde yeri olmaz, ayrı mesele. Aşureyi herkes yapar. Yalnız Alevilerin aşuresi değil ki. Ermenisi, Yahudisi, Sünnisi, bütün Orta Doğu, bütün bölgeler aşure yaparlar. Nuh peygamberden bu yana aşure gelmiştir. Nuh peygamberden sonra Aleviler bizim aşuremiz mi demişlerdir. Yani bunları biz eleştirilerek saygıyla karşılıyoruz. Güzel eleştirileri, çirkin eleştirileri, hakaretleri biz onlara iade ediyoruz. Böyle bir eleştiri gerçekten Alevi toplumuna ve Alevilere yakışmıyor. Bir de şöyle ki Ok Meydan Cemevi'nin yapmış olduğu hizmetleri bilmeden görmeden bu eleştirileri biz hak etmiyoruz. Bizler kurum başkanları olarak bölgemizde bulunan yerelleri birebir temas halinde olmak zorundayız. Bizler insanların dertlerini belediye başkanlarıyla paylaşmak zorundayız. Ve haliyle iş böyle olunca belediyenin davetlerine de katılmak zorundayız. Aşurenin olduğu günde aynen böyle olduğu bizi aradılar. Aşure vereceklerini ve bizi de davet ettiklerini yanlarında görmesi gerektiğini söylediler. Biz de davete icabet ettik.
aşirenin üstündeki bayrağa gelince karşımıza böyle bir sürprizin çıkacağını beklemiyorduk. Oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik, kalktık, aşireye geçtik. Aşire duası verilecekti. Kazanın kapağı açıldı ve şaşkınlıkla biz de bayrağı gördük. Bunun doğru olmadığını da zaten paylaştık. Başkanla da paylaştık. İnsanlar eleştirirken, tabii ki eleştirilmek güzel bir şey. Eleştirilmek her zaman iyidir. Çünkü eleştirilmesen doğruyu bulamazsın. Fakat eleştirilerin dozu maalesef çok sert oldu. Yani bunu hepimizin, bütün başkanlarımızın yeri de bellidir. Hepimizin telefonları da bellidir. Bize telefon açıp da sorsalardı, sağlıklı bilgiyi alıp ondan sonra eleştirselerdi daha doğru olacaktı tahmin ediyorum. Hakikaten diyorum, yani bunu eleştirenler neye göre eleştirdiler? Bizi dinlemeden, bize söz hakkı vermeden bizi bu kadar aşağılamak, Yezid sıfatına koymak gerçekten bizi çok üzdü. Yani oradaki resimdeki yüz ifademizden de bellidir. Kabak açılır açılmaz gördük. Hayretler içerisinde kaldık. Ona müdahale etme şansımız yok o saatten sonra. Bu yapılmış bir şey. Hırslar, kinler yok olur aşırı meydanımızda. Arslanlar ve ceylanlar dosttur kucağımızda diyen Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öğretisiyle asırlar sonra biz Alevi inancını yaşamaya başlıyoruz. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinde ayrımcılık yoktu. İncinsen de incitme vardı. Tüm toplumları kucaklama vardı. Öyle ki aslanı ve ceylanı iki birbirine düşman zıt canlıyı kucağında bir sevgi ikliminde büyüten bir pir. Bizler de onun öğretisini bugünlerde yaşayıp ve yaşatmaya mücadele ediyoruz. Ben bir Alevi dedesi olarak duadan kaçmam. Bu çünkü soy olarak geldiğim bir yer vardır. Ben Seyyid-i Saadet Evladı Resulüm. Bugünlerde andığımız Kerbela'da İmam Hüseyin'in evladı olan Zeynel Abidin'in kurtuluşundan gelen bir soy evladıyım. Ehl-i Beyt hanedanından gelen bir aileme mensubuyum. Duadan kaçmam. Dede olarak inanç önderliği yaptığımız cenah Alevi cenahıdır. Ama onun dışında Türkiye'de ve dünyada yaşayan çeşitli ırklar da Aleviliği araştırıp Aleviliğin inanç önderi olan dedeleri öğrenmeye başladığında bizden dua almaya geliyor. Bu anlamda bütün ırmakların bir imanda buluştuğu, insanlığın gıdası, sevginin gıdası, insanlığın şurası olan aşure lokması da birlik ve beraberliğin lokmasıdır. İnsanların bir arada bir sevgi ikliminde yaşadığın en büyük örneklerinden bir tanesidir. Bir de duadan kaçmadı. En başta dediğim gibi bir aşure duası vardı. Aşure duasını yapmak için orada toplandık. Orada toplanan insanlarda sadece Türkler yoktu. Kürtler vardı içerimizde, Araplar vardı, Çerkezler vardı, Lazlar vardı, yabancı uyruklu insanlar vardı. Orada tek bir millet yoktu. Çünkü Alevi inancı zaten 72 millete bir nazarıyla bakar. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanları kucaklar. Bir bayrak olayı aslında insanların sosyal medyada bizlere ağır eleştiriler de bulunmasının ana kaynağı. Tabii ki daha önce de başkanlarım da belirttiği gibi biz bunu bilseydik orada ona belki müdahale edebilirdik. Yani söyledik de zaten. Yani bunun böyle doğru olmadığını, çünkü Alevilik ırkların değil Kırtların yolu olduğunu, din dil ırk ayrımı yapmadığımız gerektiğini orada beyan ettik. Aslında bunlar pek fazla tartışılmaması gereken konular. Şu anda o kadar çok gündemimiz yoğun ki, yani uğraşmamız gereken farklı mecralar var. Mesela şu anda ana sınıflarında Kur'an kursları veriyorlar. Çocukları din ile, şeriatçı sistem ile beyinlerini kemiriyorlar. Dün kılıcı, urganı boğazımızda olanlar bugün eline kalem almış beynimizi kemirmeye başlıyorlar. Uğraşmamız gereken çok nokta var. Orada da beyan ettik. Biz şeytanla da büyük bir söz vardır. Şeytanla da aynı masaya otursun ama şeytanleşmeden kalkmak gerekir. Biz bunu başardık. Biz Hüseyin olmaya mücadele eden insanlarız. Dedemizden, büyüklerimizden, atalarımızdan bunu gördük. Masaya Hüseyin olmak için oturduk. Çok şükür ki bize düşen görevi de yaptık. Tüm haksızlıklara karşı boyun eğmeyerek, Hüseyin'e duruş sergileyerek orada yapmış oldukları haksızlıkları yüzlerine söyledik. Eminim ki bunu sosyal medyada yazanlar da elleri titreyerek yazıyordur. Çünkü günümüzde sosyal medyada bir özgürlük yok. Yazanlar sosyal medyada yazdıkları için içeriye atılıyorlar. Sosyal medyada korkanlar varken biz bunları onların yüzlerine söyleyebiliyoruz.
bu cesareti elde edebiliyoruz. Ha, doğru olmayadı yani, eyvallah, bir ırkın bayrağının, Türk bayrağının orada olması doğru olmadı, ama eleştirisel boyutta insanların biraz da kırıcı olmadan bunları beyan etmesi daha da güzel olurdu. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun, biz doğru yol, bildiğimiz yoldan şaşmadık, bundan sonra da şaşmayacağız. Hüseyin olmaya gayret göstereceğiz. Muharrem orucunu ve Kerbela yasını tuttuğumuz bugünlerde 12 günlük orucu bitirdikten sonra cemevimizde insanlarla gönüllerimizi birledik. Hak lokması olan şeyleri dağıttık. Onun ardı sıra köy derneklerinin, belediyelerin çeşitli etkinlikleri oluyor. İnsanları bir araya getirdiği, aşure çorbasını dağıttığı, oralara katıldığımızda her zaman söylediğimiz konuları dile getirmeye çalışıyoruz. Yani biz Aleviler olarak zalimlerin karşısında mazlumlardan taraf olduğumuzu beyan ediyoruz. Günümüzdeki siyasi iktidarın Alevilere yapmış olduğu zulmün karşısında olduğumu, bunlarda boyun eğmeyeceğimizi dile getiriyoruz. O gün de dile getirdik. Ardından Ankara'da Hüseyin Gaz Türbesi'nde Alevi Bektaş Federasyonu öncülüğünde tüm Alevi kurumlarının katıldığı bir aşure etkinliği oldu. Hüseyin Gaz Türbesi'ni şu anda net olarak tam bilmiyorum ama devlet tarafından bir atama söz konusu olduğunu dile getirdiler. Ertesi gün Hüseyin Gaz Türbesi'ne gittik. Biz buradan yola çıktık. Kilometrelerce yol giderek Ankara'da dergahlarımıza sizlere teslim etmeyeceğiz şiarıyla orada tekrardan bir olduk. Orada da beyan ettik. Yani mesela bu Türk bayrağı konusunda sıkıntı yaşıyorlar ama belki benim kadar benlik yapıyorum, benlik şeytana mahsustur ama bu ana dilde ibadet konusunda mücadele eden insan da yoktur. Alevi Bektaş Federasyonu Eğitim Sekreteriyim ben. Muş Varto'ya, Erzurum Hanıs'a, Türkiye'nin çeşitli illerine, Edirne'den Kars'a kadar giderek Alevi dilinin gerçekten kullanılması gerektiğini, ana dilde ibadetin en yüce saadet olması gerektiğini anlatan ve bunların eğitimini veren bir insanım. Yani bu şekilde ırkçılıkla bizi suçlamaları, bu şekilde ağır eleştiriler yapmaları gerçekten çok üzücü. Yine diyorum, yapsınlar. Ben doğru bildiğim, dedelerimden almış olduğum o mirası sahip çıkmaya devam edeceğim. Koltuk makam çok önemli değil. Önemli olan bu yolu hizmet etmek.